emektar bir hayvancı ile beraberiz. Anıl İpek ile birlikte İpek Besi Çiftliği'nde birlikteyiz. İngiliz atı da rahvan at olabiliyor mu? Yok, olamıyor. O kandan gelen, damardan gelen bir şey. Ekstra böyle değişik cins ırklar rahvan olamıyor. Geçen sene 5 tane birinciliğimiz var, 2 tane ikinciliğimiz var. At sahibinin karakterini alır dedikleri evet. Şey doğru değil mi? Doğru. Asıl. At 9'unda, yiğit 30'unda demişler atalarımız. He, at 9'unda, yiğit 30'unda. Tabii daha 9 yaşına kadar. Gelişimini, vücut gelişimi... Vücut gelişimi 5 yaşına kadar kemik yapısını falan tamamlıyor atlar. Torbalı 2008 yarışında baş şampiyonluğunun kemeri. Bunların hepsi gerçek altın mı? Yani ayarı ufak ama altın. Aa, öyle mi? Tabii. Çok iyiymiş. At kaçmış herhalde bizim. Tabii. Yalnız ben at kaçmış herhalde deyince döndü şöyle bak. İçimiz gidiyor. Şöyle bir yoklayalım koltuk ayarını bir. Otomatik mi bu? Otomatik. Yani şu yapıyı ben daha önceki atlarda özellikle dikkat edebildiğim bir husus değildi. Böyle bir çıkıntı var burada. Bu mesela rahvan atları özel bir şey mi? Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alo Türkiye videosundan selamlar. Her bölüm olduğu gibi bu bölümde Türkiye'nin farklı bir noktasında emektar bir hayvancı ile beraberiz. Anıl İpek ile birlikte İpek Besi Çiftliği'nde birlikteyiz bugün. Çok kapsamlı bir muhabbet edeceğiz ama öncesinde seni bir tanımak istiyorum Anıl. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Aydın Kuşadası yerlisiyiz. Burada bir Yeniköy'de besi çiftliği kurduk. Aydın Kuşadası Yeniköy'deyiz. Yeniköy mahallesinde bir besi çiftliği, besihane kurduk. Gördüğünüz gibi inşaat devam etmekte. Atlarımız bu tarafta, besihanemiz burada. Orada büyükbaşların olduğu bir olduğu yer. Evet. Alan var. İnekler var. Aynı zamanda süt falan da süt tabii alıyorsunuz. Devamlı günlük sütümüz bulunmakta. Kurbanlıklarımız orada. Bunlar genç düveylerimiz. Tabii yer yetmediği için ekstra büyütmeye başladık. Tam olarak ne yapılacak şimdi buraya? Burada genç düve toplayacağız. Gebe edip ilerleyen zamanlarda üretime de devam edeceğiz. Ha, üretim şekli olacak. Üretim şekli. Aynen. İnek yapacağız yani. Büyükbaşlara değindik. Ayrıca büyükbaşa değinmişken şeyi de söyleyeyim. Dışarıda da şu an hayvanlarınız evet, var. Evet. İneklerimiz otlağa çıkartıyoruz gündüzleri. Güneşe alsınlar, vitaminini alsınlar diye. Akşamüstleri içeri alır. 8'i sahamhanemiz var. Sahamhaneden yine gece damlarında kalıyorlar. Evet, sizin nezdinizde bütün hayvancılıkla ve tarımla uğraşan emektar işçilere, emekçilere de bolca selamlar olsun diyorum. Allah aynen. Hepinizin yardımcısı olsun. Aynen. Büyükbaş dedik, mekandan bahsettik evet. Ama en önemli unsurlardan bir tanesi sizin burada rahvan atlarınız evet, var. Evet, bizim hobimiz atadan dededen gelen babamızın sayesinde vesilesiyle sürdürebildiğimiz, emek verdiğimiz kalben atlarımız var. Kendimiz yetiştirdiği. Bunların hepsi yerli olarak. Irk dediğimiz. Yerli ırk, bir de İtalya var. Bulgaristan'dan getirdiğimiz. Yani şöyle rahvan at, şimdi birazdan zaten hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bir 7-8 tane falan at var burada şu evet, rahvan. Evet. Midilli, Shetland Midillisi var. Rahvan at da mesela İngiliz atı da rahvan at olabiliyor yok, mu? Yok olamıyor. O kandan gelen, damardan gelen bir şey. Ekstra böyle değişik cins ırklar rahvan olamıyor. Ya rahvan olması eğitimle alakalı eğitim, değil. Eğitimle alakalı. Yani kanında çok. Olacak. Önce kanında olacak. Kanında olacak sonra eğitimle ilerletmek gerekiyor yani. Evet şimdi şöyle devam edelim mi devam o tarafa edelim. Doğru? Tabii, bu arada izleyicilerimizin de affına sığınıyor. Aslında Anıl dedi ki mekanımız tamamlanınca güzel bir iş yapalım evet. Dedi. Biz sabırsızlandık. Daha yeni dedik, inşaat halinde. Hazır Kuşadası'na kadar gelmişken dedik. Bu etabını da çekelim. İnşallah bittiği zaman da tekrar. İnşallah bekliyorum zaten. Yine ziyaret etmek isteriz. İlk şimdi, önce buradan başlayalım isterseniz. Tabii, takım tabii. Odamız burası. Çok sevinirim. Takım odası dediğimiz yere girdik şimdi. Evet. Burada atlarımızın başlıkları, gemleri, eğerleri, keçeleri, bütün takımlar burada. Atçılığa ve biniciliğe aslında çok temelden başlayacak olursak. Şöyle bir öncelikle malzemeleri tanıyarak videomuza başlayabilir miyiz? Tabii böyle ki de. Atlara heves eden arkadaşlarımız için kapsamlı İlk bir şekilde. İlk önce bu yularımız atların her atın başında genelde olur. Atların başını bağlamak için. İlk önce bunu takıyoruz. Sonra ağızlarına gem dediğimiz başlıklı vaziyette gemi takıyoruz. Şöyle ben alayım. Şöyle eğerlerimiz, keçelerimiz. Burada çeşit çeşit şurada. Bu arada eğerleriniz var. Mesela şunu tabii. Şöyle alırsak. Şu havluyu bunlar kurulama havlularınız. Evet kurulama atların, ter havlumuz. Evet ter havluları. Mesela bu eğerlerden de sırayla şöyle tanıyacak olursak. Bildiğim kadarıyla her eğerin kendine özel tabii, şeyi var. Tabii atına göre atına vurması, içindeki kasna. Mesela evet, şöyle kapsamlı bir şekilde hı-hı, inceleyecek şöyle. Olursak. Bu bizim Kuşadası'nda Saraç Ahmet Görgün yapımı eğerdir. Bu da Türkiye'nin zaten herkes eğer yapamıyor Saraç olarak. Nadide kişilerinden bir tanesi. Bu şu anda onun böyle, eğeri. Mesela
mesela insan herhangi bir at sahibi atına göre mi eğer yaptırır? Tabii. Yoksa belli eğerler vardır. Atını seven insan eğerine, takımına çok önem gösterir. Gördüğünüz yani biz oda yaptık. Genelde bütün genel rafa açılarında böyle oda vardı. Bu mesela Ödemiş yapımı. O da çok güzide saraçlardan. Mustafa Ali Narlı'nın eğeri. Yörelerine göre mesela işte aksesuarları, fonksiyonları falan değişiklik gösterir mi eğerlerin? Eğerlerin genelde göstermez. Avrupa var. İtal mesela. İtal eğerler böyle biraz daha büyük oluyor. Bizim rafanat eğeri daha hafif olması önem veriyoruz. Rafanatlarda atın beline sırtına vurmaması önemlidir bizim için. Hı-hı. Eğerin sürat yarışı olduğu için dönmemesi de önemlidir. Tabii onun için alttan kavrayacak şöyle bir şey mi oluyor yani? Daha yani şu kolon dediğimiz kolonumuz da var alttan. Normalde diğer eğerlerde bu olmuyor mu? Her atta olur. Her eğerde olur değil mi? Tabii canım, öteki türlü döner, düşer. Doğru yani, evet. Ama bizde öncelikle atın sırtına vurmaması için bunlar çok önemlidir. Evet, yastıklar. Şöyle mesela özellikle bu malzeme bir özel bir malzeme tercih ediliyor mu yoksa? Tabii tabii. Özel kendilerine göre sıraçların yaptığı malzemeler var. Bunu da bırakalım o zaman. Bu Avrupa eğer dedi. Yok şey bu, Denizli. Bu Ödemiş. Ödemiş. Mustafa Ali Narlı'nın eğeri. Çok güzide saraçlarımızdan. Peki ortalama bu eğerlerin fiyatları bugün yaptırmak istesek şöyle bir... yaptırmak isteseniz 15.000 civarı. 15.000 TL civarı. Bayağı da o zaman şu an servet yatıyor diyebiliriz burada. Yani. Şu anda öyle. Tam takım mesela eğerine göre değişiyor mesela. Eğer var, başka bir eğer var. 7-8 bine de eğer var ama bu eğerler atını seven insan hep kaliteli eğer alır. Devam edelim. Başka mesela burada. Mesela şöyle bir başlık. Nerede? Atlara başlık takıyoruz. Bu gem çok önemlidir rafanatta. Mesela normal bir Arap atında bir İngiliz'deki gemden farkı nedir bizim Arap'ta kullanılan? Bizim S-kollu gem. Atın bu direksiyonudur bizim atlarda, rafan atlarında. Rafan sanat olduğu için gem ağzıyla yürüyor. Yani atla dört nal yapmaması için ağzınla idareye alıyorsun. Biraz daha uyumlu bir diyebilir miyiz? Mesela diğeri... Diğerlerinde normal hata yapması, hata dediğim benim. Dört nala kalktığı zaman üç defa dört nala boz düzen yarışa diskalifiye oluyor. Rafan atlarda dört nala yani şey depar dediğimiz değil mi? Depara kalktığı zaman öyle. Dört bozukla diskalifiye oluyor. Çünkü rafan atta sağ iki ayak ileri giderken sol iki ayak geriye gidiyor değil mi? Kime zorlanıyor yarış zamanında. Yani kalkıyor, dört nala kalkıyor. Dört bozuk yaptığı zaman diskalifiye oluyor. Dördüncü bozukta diskalifiye bitti. Onun için bu sanat işi. Dört nalda yok öyle bir şey. Çünkü hepsi dört nal gidiyor. Hata yapma şansı zaten yok. Zaten atın canına minnet. Dört nala koşmak dört istediği gidiyor. İçin değil mi? Yani dediğim gibi temin az önce konuştuğumuz gibi bizim kanlarımızda, atın kanlarında olduğu için bu çıkıyor zaten. Evet. Yukarıda aynı zamanda kupalar var böyle tabii, bir tabii, sürü. Tabii tabii. Aldığın atlarımız. Ödüller var senin. Bunlar bir kısmı. Bizim esas kupalarımız evlerimizde. Babamın evinde, benim kendi evimde, Coşkun'un evinde. Coşkun da benim kuzenim, Alamın oğlu. Memnun oldum. Ailecek zaten bu işi severek yapıyoruz. Şöyle mesela bize buradan başlıca kupalardan bahsedecek olursan böyle Türkiye'deki en önemli, senin en hoşuna giden burada göz bebeği ya kupaları ben, onlar şu anda evde öyle söyleyeyim. Ya onları buraya koymadın. Ya bu geçen sene aldığımız mesela Gölcük'te iki tane benim kendi yetiştirdiğim, kendimizde doğan ipek atımız var. Onun iki tane Gölcük kupası var bu sene birinci geldiği. Türkiye şampiyonası var, oldu Bursa'da bu sene. Orada ikinci olduk büyük orta kategorisinde. Onlar var. Daha önce esasında bu mesela bizim eski baş atımız, şampiyon atımız bunlar Volta da vardı. Kemer. Bu Volta atımızın Torbalı 2008 yarışında baş şampiyonluğunun kemeri. Torbalı'da baş şampiyon oldu. Şampiyon oldu Volta ve bu atımız. Kemeri almaya hak kazandı. Maşallah, tebrik ederim. Altın kemer. Burada da altın mı şunlar? Evet, altın. Bunlar altın. Nasıl? Bunların hepsi altın. Gerçek altın mı? Yani ayarı ufak ama altın. Aa, kemer. Öyle mi? Tabii. Çok iyiymiş. Şunların ayarları ufak ama hepsi altın. Altın ha? Altın. At kaçmış herhalde bize. Tabii. Yalnız ben at kaçmış herhalde döndü şöyle bak. İçimiz gidiyor. Bu da eski çerçe atımız vardı. Bayağı oldu. Muğla Çiftlik yarışı altın kemeri. O da şampiyon bir Muğla atımız. Çiftlik evet. Köy yarışında bu da kazandığınız bu da kemerlerden birisi. O atımız da bizde 28 yaşında bu şeyi aldı yani. Atların yaşı da bakıma göre değişiyor ama 28 yaşında baş şampiyonluğu 28 aldı. Yaşında. Evet, çerçe diye atımız vardı. Ve yarıştığı kategori tabii yaşına göre bir kategori miydi? Yok, bizim kategoriler yaşına göre 4 yaşına kadar tay kategorisine yarışıyorlar. İkili, üçlü, dörtlü taylar oluyor. Ondan sonra at olma, at sıfatına geçiyor 5 yaşından sonra. Kategoriler derece alırsa yavaş yavaş basamak basamak çıkıyor. 3 bayrak aldığı zaman, 3 yani bayrak dediğim zaman, 3 tane birinci geldiği zaman bir üst kategoriye çıkıyor. Hani 28 yaşındaki bir at, 15 yaşındaki veya 8 yaşındaki bir atla yarışıyor yarışabiliyor. Ha, yani senin yarıştığın yarışta var mıydı peki böyle atlar? Var. Çünkü tabii mesela... illaki tabii canım. Benim şu andaki bir tay diyorum da at oldu. O da 5 yaşında. Şu anda büyük ortaya çıktı. Normal yaşıtları
desteğe koşun. Destek atabilirsin koşun. Yani 7 yaşındaki bir atla 28 yaşındaki bir atın ya normalde zaten 28 yaşındaki at zor yaşıyor. Yaşasa bile damızlık olarak kullanıyor. Yarış yapmıyor. Bu istisnalar arada çıkıyor işte. Maşallah. Hala hayatta mı? Yok. Vefat etti. Çok oldu. Anladım. O zaman devam edelim. Devam edelim, atlarımızı gezelim. Aynen, asıl mevzumuz olan evet. Atlara doğru şöyle devam edelim. Mesela birinci atımızın yanına geldik şöyle. Evet. Bu, yanına girebiliyor muyuz? Yanına girebiliriz tabii. Geç. Tepme huyu falan oluyor mu böyle? Yok öyle. Genelde kimi hayvanların olur da bizim atların şu anda tekme huyu yok. Biraz tabii ürkebilir tay, kameradan falan. Evet bu tay. Ha bu daha tay. Tay 3 yaşında. Isırma huyu falan var mı? Yok yok öyle hiçbir huyu yok. İletişim kurma denemesi evet, yapacağım. Bakmayın. Birazcık çekiniyor tabii çok da ısrar etmemek lazım. Bir de kış daha yeni çıktığı için hayvanlarımız dinç yatıyorlar. Peki, yavaş yavaş binmeye başladık. Birazcık bahseder misin bundan? 3 yaşında dedin henüz bir bu, tay. Bu doğudan geldi. Ankara'dan Şahap Başkanımız var. Şahap Başkan almış. Şahap Gürsoy. Şahap Gürsoy. Şahap Gürsoy'a da bolca selam olsun. Çok selam olsun. Ağaltek'e binicilik. Ağaltek'e binicilik. Sahibi. Çok bağımlı çok samimi dost olur. Öyle mi? Ondan geldi bu tayımız. Yavaş yavaş başlanacak binilmeye. Böyle tesadüf etmişken de güzel oldu. Ağaltek'e'den geldi o zaman bu Ağaltek'e'deydi. Evet, Ağalteke'den geldi. Ağalteke Binicilik Tesisi de Ankara'da gerçekten evet, böyle binicilik konusunda çok özenli tesislerden birisi. Beştepe'de Ankara'da böyle ziyaret etmek isteyen izleyicilerimize mutlaka evet. gitmenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınızla falan böyle gidip evet. güzel bir gün geçirebilirsiniz. Çok değişik atlarımız var orada. Evet. Bu oradan geldi dedin. Oradan geldi. Biz de şimdi daha yeni işte kış ayları geçtiği için yavaş yavaş başlayacağız binime. Daha başlamadı o zaman. Daha başlamadı. Yeni yeni yol izi öğrendi. Yavaş peki, yavaş başladı. Aşamalar nasıl ilerleyecek? Bu başladığı zaman nasıl İlk olacak? İlk önce dediğim gibi ağzına gemi takıyor. Gemi taktıktan sonra gemi alışıyor. Sonra elimizle gezdiriyoruz. Eğer atmaya başlıyoruz. Eğer attıktan sonra yavaş yavaş üstüne binimi öğretiyoruz sağa solu. Ondan sonra içine varsa CFR çıkıyor. Yoksa da uğraşıyoruz çıkartmaya. Farklı metotlar var tabii. Yavaş yavaş zaten kendisini gösteriyor. İstikler varsa yarışa götürüyoruz. Yoksa değiştiriyoruz, satıyoruz. Evet. Öyle. Bakalım bunu da deneyeceğiz. Güzel evet. bir şeyler olacağını ümit ediyoruz diyorsun. Evet, evet. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Şöyle fizik yapısını aslında biraz incelemek istiyorum ama yine inceleyecek çok atımız var. Var var. Biraz da devam etmek evet. istiyorum yan tarafa. Çünkü burada da çok güzel bir atımız var. Bu İran'dan geldi Antalya'ya. İran'dan Antalya'ya evet, geldi. Antalya'dan da biz aldık. Bunu da sevebiliyor muyuz böyle? Tabii tabii. Evet. Evet bunun hikayesi yaşı. Bu yaşı 5 yaşında. 5 yaşında biraz evet. önce bahsettiğimiz değil mi? Yok bu değil. Ha bu değil mi? Bu değil bu değil. Bu 5 yaşında daha hiç yarışa çıkmadı. Yavaş yavaş bunu hazırlamaya başlıyoruz. Davranış nedir tam olarak? Bu ağzıyla oynamaması için. Böyle bu şekilde bir uyarı mı veriyoruz? Tabii uyarı. Buna? Şöyle ben çevireyim. Bakın şöyle uyarı. Zaten canlı yakan bir hareket değil sanırım değil, değil mi? Değil. Böyle ağzıyla oynuyor. Böyle fazla musamma tanırsak ondan sonra şımarık oluyor çok. Evet. Gel. Tıpkı bir çocuk eğitmek gibi. Bir çocuğu büyütmek gibi. Evet. Aslında çok bir farkı yok sanırım değil mi? Aynen öyle. Yalnız bunun saçları çok güzelmiş. Saçları güzel. İtmandan geldiği için böyle bir tımarını falan yapmadık da. Teri oynuyor. 5 yaşında. Artık yaşında o zaman geç. Bu at olacak. At sıfatını alıyor. At sıfatını evet. alıyor. 6 yaşında tamamen at diyebilir miyiz buna? At 9'unda yiğit 30'unda demişler atalarımız. He at 9'unda yiğit 30'unda. 9 yaşına kadar tam olarak pişmiyor. Pişmiyor. 9 peki gelişimini kadar. Vücut gelişimi 5 yaşına kadar kemik yapısını falan tamamlıyor atlar. Yani. O zaman artık boy olarak mesela daha büyük. Büyümez. Bunun boy olarak bu kadar. Diyoruz. Boy olarak bu kadar olacak. Ama eğitim, kendini geliştirme, üzerine bir şeyler katma anlamında tabii canım. 9 devamlı, yaşına kadar devamlı. Gidiyor. 9 yaşından sonra düzeni oturtma. Bizim atlarda işte sanat yaptığı için hata kalkma yapmaması için her yaşı yok yani. Düzene sokabilmemiz için. Atlar da sanat yapmak dedin. Aslında ben bu terimi de beni ısırma oğlum ben zararsızım ben git. Atlar da sanat yapıyorlar dedim. Bunlar evet. sanat yapıyor çünkü tabii iki... bir atı biraz önce de söyledim ya, dört nala koşması içinde olan bir şey zaten. Bırakırsan tabii. at dört her nala at koşar. Her at dört nala koşabilir. Değil mi? Her ama her at rahvan yapamaz. Yapamaz. Rahvan da bir olacak. Şeydir. Yani bir insanın tekvando öğrenmesi gibi bir şey sanırım değil mi? Onun yeteneğinin olması lazım. Ya öyle demeyelim. Mesela bir Messi gibi içinde futbol yeteneği olan kişiler evet. her şey yapar. Mesela şöyle ben açayım böyle. Dört nala yapan atı rahvan dediğim gibi yapamayız, gösteremeyiz. Ama rahvan yapan at içinde olduğu sürece her zaman sanatını icra eder. Birazcık böyle köşeleri falan ısırıyor. Neden yapıyor öyle? Oyun biraz işte, hırsından değil var. Mi? Hırsı, kalabalıkta hani girdik. Şey yapın bırakın ben çıkayım evet, koşacağım evet. sağa sola. Tabii şey genç hayvan yaşı 5 yaşında gene. Maşallah bu da çok güzelmiş. İran'dan gelen önce Antalya'ya geldi. Antalya'ya geldi. Da Antalya'dan aldınız. Da biz aldık. Ne kadardır sizde? Bir senedir bizde. Bir senedir sizde. Evet, artık o zaman adaptasyon sürecini tamamladınız. Atlattınız. Tabii tabii. Yarışa hazırlamaya başladık. Bununla da başarılar diliyorum. Toner derken hemen şöyle yan tarafa geçiyoruz. Burada evet. şekilli saçları olan çok hoş bir atımız var yine. Bu at da Gürcistan'dan
yanından gelme. Bunun saçları çok güzelmiş, evet, sarışınmış çok. Bu bir de. Peki şu üzerindeki şeyi, yağmurluğunu da, montunu da çıkartsak. Tabii çıkarttı, dışarı aldığımızda. Böyle çıkarım, fiziğini görsek. Diye. Evet, atlar atlamda. Üşümesin diye tabii. Üzerine ayrıca böyle şeyler giydiriyorsunuz. Şu oluyoruz biz de. Şöyle çıkartayım. Çıkartın ben, sen tutuver. Bunun maşallahı var ya, ben şöyle arkasından çok dolanamıyorum da. Gelin gelin hiçbir şey yapmaz. Için. Çok aylaklıdır. Gerçekten maşallah var sevgili arkadaşlar. Siz de bir maşallah derseniz harika bir at ya. Şu dokuya, şu renginin hoşluğuna işte baktığı zaman insan böyle mest oluyor yani. Bu kaç yaşında? Bu da 5 yaşında. Bu bize geleli aşağı yukarı 5-6 ay oldu. Biz de bir yakın arkadaşımıza verdik. Denizli Baba'da yarış at, Rafan At yarış ağası Ümit Yeğli'ni ona verdik. Şu anda bizim çiftliğimizde bakılıyor. Şu anda pansiyon gibi mi? Gibi, pansiyon aynen. Gibi burada kalıyor. Evet. Orada yarışlar hazırlanıyor. Gerçekten Soner, şu fizik yapısına falan, şu sıkılığına bir bakar mısın tamam, şu atın? Gerçekten harika. Bu kalça özellikle mesela bir... Yapmaz. Çevir yapmaz abi. Mı? Yapmaz. Bu ahlaklı. Ben öyle arkayı bana çevirince... Tabii yarış hazırlandığı için o kalça aslında biraz daha dolgun olması lazım. Yani bu aslında çok özel bir konu. Neden kalça çok böyle... Çok da etli olduğu zaman atlarda yağlanma oluyor. Yağlanma olduğu zaman da yeterli verimi alamıyoruz yarışlarda. Yani şu yapıyı ben daha önceki atlarda özellikle dikkat edebildiğim bir husus değildi. Böyle bir çıkıntı var burada. Bu mesela rahvan atları özel bir şey midir? Genelde her atta var. Öyle mi? O zaman her benim bunda gözüme çarptı evet, ilk kez. Evet. Sol arka ayağında da bir şey var, çorabı var. Evet, sol arka antek ayakta, binek ayağında. Binek ayağı dediğimiz biz sol taraftan biniyoruz atlara. Hmm. Peki şey soracağım. Bunda anne de baba da falan var mı o işaret? Annesini babasını bilmiyoruz çünkü Gürcistan'dan geldiği için bunu bilmiyoruz annesini. Onu merak ettim de acaba dedim bu soyunun bir izi mi? İlla ki atalarından gelen bir işarettir. Mesela şurasına döneri var. Bir de bu gibi izler sizin atı tanımanızda böyle dünyanın tabii. Neresinde olursa olsun bu atı sen çok rahat tanırsın diye düşünüyorum. İlla ki tanırız. Zaten bizim federasyonumuzun yaptığı çip uygulaması var. Atlarda kimlik, pasaport. Hı. Boyunlarında hepsinin çipi var. Rahvan Federasyonu mu? Evet, geleneksel Rahvan At Federasyonu. Bunu inceledik. Bunu da isterseniz alalım içeriye. Evet, çok alalım. Hoş bir atmış. Gerçekten şöyle bak. Şöyle bir gezdir Alican. Bir koş. Bir de gezimini görmek lazım aynen. Tamam, hop. Bu daha başlamadı. Başlayacak değil mi bu da? Binime başlandı. Başlandı mı binime? Başlandı. Tamam hocam. Hop. Gerçekten maşallah var ya, çok güzelmiş. Evet. Yani ben attan çok anlamıyorum. Biz biraz süsüne aldanıyoruz. Evet, süsüne aldanıyoruz. Tabii karakter yapısını, içindeki ışığı siz bilirsiniz ama evet. Biz biraz süsüne aldanıyoruz. Şimdi burada da en burada büyük da, atınız var evet, sizin. Evet, en büyük atımız başüstü. Sevgili arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz Shetland midilli denilen bir midilli türü. Evet. Değil mi? Babam ithal hayvan da getiriyor Hollanda'dan, Bulgaristan'dan. Bunu kendisi getirdi Hollanda'dan. Hollanda'dan gelen evet. Zaten bunların menşei Hollanda. Hollanda. Hollanda'da evet. Çok kimliği, meşhur pasaportu olan. Da var bunların. Çoluk çocuk binebilmesi için. Çok evet, güzel bir at. Kısrak. Kısrak. Evet. Hamile zaten. Böyle üretim yapıyoruz. Hem al sat yapıyoruz. 6 yaşında olması şaşırtıcı böyle ufak bir şeyin. Evet. Yani çok hoş duruyor. Irklarından, bunların da ırklarından işte. Birazcık çekingenlik var herhalde. Yok çok aslında şey. Sosyal kamera mi? Çok. Kameradan ürküyor olabilir. Aynen. Soner sen biraz uzaklaşsan biz acaba nasıl iletişim kurarız? Şöyle bakayım. Çok yavaş. Evet. Atlarda benim her zaman söylediğim bir şey var. Sanırım ruh hallerini anlamanın en iyi yöntemi kulaklarının hareketlerine evet, bakmak. Kulaklarının hareketlerine. Kulaklar kısık olduğu zaman korkacaksınız. Şöyle gözleri yukarı doğru çıkıyor mu? Evet, o korkudan. O korkudan. Evet. Aa öyle mi? Tabii. Onu bilmiyordum bak, o da ilginç bilgiymiş. Filmlerde bana çok görüyorum. Soner'in sesi gelmiyor olabilir izleyicilere. Evet. Gözlerinin beyazı dedi çok göründüğü zaman korkudan yaparlar dedi. Evet. Bilmiyordum onu da. Onu da filmlerden denk geldim abi. Allah Allah. Aynen. Başka ne gibi peki bunların şeyi var? Bu çocuk eğitimi için, ufak çocuklarını eğitebilmek için çocuk biniyor. Öyle gezdiriyor. Çok aylaklı oldukları için çocuk mesela ufak çocuk gelip alıp kendisi başına değil çıkartabiliyor. Mi? Genç yaşta, ufak yaşta çocuk da atta eğitilmiş oluyor. Yani şeyi de merak ettim. Mesela göz ve kulağın dışında vücut dili olarak anlayabileceğimiz başka neleri var? Kendini ifade hareketleri ettiği gibi mesela, hareketleri var. Mesela ayağını kazma huyları var. Rahatsız olduğu zaman mesela sancı yaptığı zaman ayağını kazar, yerinde duramaz, yatıp kalkar. Bir an önce kalkmak ister değil mi olay ayağında? Olay yerinde. Tabii. Ayağını yere böyle yaptığı zaman bir şeyden rahatsız mı oluyor? İlla ki. Genelde öyledir de istisnai durumlarda oluyor yani. Bunlar da esneme, pardon. Esneme huyu var. Esniyorlar mı? Esniyorlar. Ama çok nadir esniyorlar. Zaten hep ahırda oldukları için. Aynen öyle. Yani esneme. Tam ani sesler gelince evet, şey yapıyor. Evet. Birazcık şu an tedirgin olduk. Daha fazla rahatsız etmeyelim onu. Şöyle devam edelim. Evet. Bir de kendisi gebeymiş. Çok da şey yapmamak lazım. Üstüne gitmemek lazım. Burada diyoruz da. Ve bir yan tarafa geçiyoruz. Burada da Yağız atımız var. Yağız at hangi atlara denir? Siyah atlara. Rengi yani siyah olan. Siyah, rengi Yağız. Siyah olan evet. Atlara Yağız at denir. Cinsinden değil yani. Rengi siyah olan.
Kapat kapat, kapısını kapat. Asıl asıl asıl. Asıl. Tamam asıl. Geç. Geç. Geç oğlum, geç. Erkek oldukları için illa ki erkek, tabii yarış atları. Evet, tam bir savaş alanına döner ortalık herhalde. Aynen, dışarıda ikisi de olduğu zaman. Of, maşallah var ya gerçekten. Evet, kıyafetten kendini gösteremiyordu ama şu an o kadar güzel görünüyor hava ki. Hava da serin olduğu için bugün devamlı koruma altında. En ufak bir hava değişikliğinde hasta oluyorlar. Bu kaç yaşında? Bu tam 7 yaşında. Yetişkinliğe artık geçmiş bir yaptı. Atımız. Yavaş yavaş bu sene yarışlara hazırlıyoruz bunda. Bunun hikayesi nedir? Kars'ta doğumlu. Ben Gölcük'te arkadaşım vardı, ondan aldım. Oraya geçiyor. İsmet Dede diye. Alalı bunu da 4-5 ay olmuştur. Yavaş yavaş yarışlara hazırlıyoruz. Kars rahvan at konusunda herhalde Türkiye'de çok emektar, evet, çok emektar, iyi şehirlerden çok birisi. Dişi damızlık atlarımız var Kars'ta da, arkadaşlarımızın. Evet. Kars'ta bu işin, yani rahvan at mevzusunun Kars'ta çok iyi yapıldığını biliyorum ben çünkü. Orada yetiştirme var, damızlık var. Evet, kendileri çok iyi damar at çıkartabiliyorlar yani. İnce Efe'dir, derviş attır, hep ondan. Bir de bunun birazcık yürüyüşünü görelim mi şöyle, heybetine? Tabii tabii, illaki. Buradan pek anlaşılmaz da üstüne binsek aslında daha... Aynen, üstüne binsek biraz daha şey olur. Bineriz ya bir tanesi atlarımızdan. Olur, eğer böyle bir hazırlayıp yine binme şansımız, deneyimleme şansımız olursa da illaki. Ben de çok mutlu olurum. Tabii, daha önce rahvan at deneyimledim ama çok uygun şartlar yoktu. Karlı bir havaydı. Arazi atlar şartları falan iyi değildi. Öyle olmadığı zaman şey olur. Alatı at bunu kiraya. Kars'ta rahvan at deyince bizim Hakan Çağlayan isminde bir arkadaşımız var. Kars'a ziyaretine gitmiştik. Doğru. Onun orada bir deneyimleme şansım olmuştu. Arpa çayda çıkıyor zaten bu atlar. Arpa çayda. Evet. Orada Koçköy'de. Koçköy'de. Aynen. Ona da bolca selam olsun buradan. O zaman bir deneyimlemiştik ama çok hani şey yapamadık. Hava çok kötüydü. Hava şartlar... kötü şartlarda tabii illaki şey olur. Kayıyor atlarına aynen, aldığı için. Aynen, aynen. Bugün de burada bir ikinci deneyimimizi yaşamış oluruz inşallah. Bu daha 19 aylık. Bulgaristan'dan getirin. Bulgaristan'da da çok meşhurdur rahvan at ama boylu oluyor bizim atlara göre. Çok boylu oluyor. Bulgaristan'da üretilenler daha boylu tabii, atlar boylu oluyor. Oluyor. Buraya geldikleri zaman İtalya kategorilerinde koşuyorlar. Takalayacağım bunu da. Bundan ortalama da daha bunun cidagosu kaç mesela şu an? Şu anda 1.52 geliyor ama daha 19 aylık. 1.60'ı rahat görür. Mandan daha yeni geldi, telleri üstünde. He, daha bunlar evet bayağı evet, iki tanesi böyle terli tabii duruyor. Evet, daha yeni geldiği için. Antrenmandan yeni döndüler. Peki siz bunu burada hobi için binicilik yapanlara falan veriyor musunuz? Yok, vermiyoruz. O zaman bozulur değil mi atlar? Tabii canım. Yani. En ufak bir sıkıntı da bir defa atın içine girdiği zaman bozukluk. Zor. Sonra telafi edemezsin. Uğraştır evet, değil mi? Kolay bir edemezsin. Bizim atlar yani en ufak bir şey, bir de bunun öğretime daha yeni başlandığı için usta birisi yani biniyor buna. Peki bizim yapabileceğimiz, yapmamız mümkün olan hatalar nelerdir? Atı çok herhalde şey yapmamak. Hadi 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 diye çok gaza getirmemek. Zaten bizim atlara haftada bir 15 günde bir tempo veriyoruz. Dışarıda itman antrenmana çıktığımız zaman adi adımla geziyoruz, adım adım. Et kırıklığı yapmasın diye. Devamlı her bindiğimizde öyle hadi hadi yaparsak sonra atın bir tarafları illaki ağrıyor. Biz 11 aylık aldık bunu Bulgaristan'dan. Gümrük işlemleri falan. Daha geleli bize 4-5 ay oldu dağımıza, bilimize. Ali Can öğretti buna sağını solunu. Yavaş yavaş işte 30 Nisan'da İsabeli at yarışı var. Oraya hazırlıyoruz bunu. Bunun adı Tamam mı? Yok, Leon. Ha, tamam isimli bir atınız mı var? Bu önceki atlardan kalan keçe. Bunu damçulu olarak kullanıyoruz. Ben de tamam yazınca atın adı. Yok, Leon. Bunun ismi Leon. Atalım bunu da Ali Can yeri. Evet, bunu da bırakalım. Şurada bir atımız daha var. Evet, bu benim kendi yetiştirdiğim. Sonlara doğru en iyisine mi geliyoruz? Evet, yavaş yavaş. Bu kendi elimizde doğdu. Bu arada kendi elimizde doğdu derken burada yemler var benim geldiğimde. Yulaf, ezme, diri arpa, keçi boynuzu. Yulaf var mı maydanoz, burada? Yulaf yok. Yulaf yok. Yulaf değil mi? Yazın veriyoruz. Serin tutsun diye içine. Keçi boynuzu şu şekilde. Evet, ne verdiğinizi kabuğu de hazır görmüş olduk. Evet, maydanoz. Yumurta kabuğu mu? Tabii yumurta da veriyoruz kabuğuyla birlikte. Bu artan yemler. Ha, sabah benim bilmediğim. Çok iyi. Maydanoz var içerisinde. Buğday var. Kuru üzüm, burçak. Aa, her şey var ya. Tabii. Yalnız bunu yiyen at yerinde durmaz. İşte ondan sonra duvarları kemirir dediğin gibi. Yani evet. Gerçekten kaliteli bir yem gördüm tabii, kadarıyla. Tabii öyle. Malına bakacaksın ya. Bizim peki ekstrasına badem falan böyle veriyor musunuz? İllaki yarışa az kala başlıyoruz. Ha, yarış dönemlerinde yapıyorsunuz tabii, onu tabii daha çok. Çünkü yarışta kondisyon harcadıkları için. Değil mi? Bu benim kendi atım işte, temin anlattığım. Aa, maşallah bu da. Türkiye şampiyonasında büyük ortada ikincilik yaptığımız. Bunu dışarıda görürsek evet, çok güzel olur. Bu çünkü şu an muhteşem duruyor. Kendi soy ismimizi verdik zaten buna. İpek. Ailemizin adı evet. 3 aylıkta annesi elimizde vefat etti. Aa, öyle mi? Öksüz kaldı. Biz elimizden gelenin kadar büyüttük, bakımını yaptık. İşte kendim hazırlıyorum bunu.
Geçen sene, daha bu sene yarışlar başlamadı. Geçen sene 5 tane birinciliğimiz var, 2 tane ikinciliğimiz var. At sahibinin karakterini alır dedikleri şey doğru değil mi? Doğru. Şu an yani yaptığı hareketlerden, duruşundan falan seni aslında şey yapabilir miyiz? Senin karakterini tahmin edebilir miyiz? Hemen hemen. Alican şöyle bir meydana alalım, biraz oynatalım istersen. Bugün dinlendi bu, dün bindik. Gideceğim bırak beni diyor evet. Hareketler falan. Burada oynarken kayar abi, toprakta kaymaz. Peki şeyi soracağım, bu atın hikayesi nedir? Bu atın annesi Şahap Başkanımızın damarında. Sağ olsun onun damarında. Anne babası, baba ikisinde, anne ikisi de şu an orada tabii, mı? Onlar da mı? Yok, ikisi de öldü. Annesi 3 aylıkken öldü. Babası da gölge dediğimiz baş at vardı. Şahap Başkanımız getirdi bunu. O da İran'dan geldi. Babası o da öldü. Şampiyon atlarımızdandı. En genç başa çıkan attı. Hı. Annesi de Şahap Başkanımızın şimşek kısrak vardı. 3 aylıkken işte vefat etti. Peki bunun kardeşlerinden var mı başka bildiğin çevrende? Ha yok mu? O soyun yok, devamı kendi, tek. Kendi elimizde doğdu. O soyun devamı tek devamı bu o zaman. Bu. Bir anne ablası var. O da babaları farklı. O da teyzesi var yani. Teyzesi. Ablası oluyor da şeyleri farklı. Babaları farklı. Babalar farklı. Babalar farklı. Evet. Anladım. Küçük ortaya tamamladık. Şampiyona da büyük ortaya çıktık. İlk yarışımızda da orada ikincilik küçük yaptık. Küçük orta dediğin? Kategori işte anlatacağım onları. Deste başlıyor. Dörtlü taylar bittikten sonra 5 yaşına geldikten sonra deste kategorisinden başlıyor. 3 yarışı kazanan bir üst kategoriye çıkıyor. Küçük ortaya. Ha, biraz önce bahsettiğin şey. Evet. 3 demiştin. 3 tane şey alan. Birincilik alan. Birincilik alan. Şimdi orta kategoriye yarışacak dedi. Küçük ortaya çıkıyor. Küçük ortaya 3 bayrak aldıktan sonra büyük orta. Büyük ortadan 3 bayrak aldıktan sonra baş altı. En sonunda baş. Bunlar başa da rahvan atların ligleri yani. Evet ligleri. He. Ondan sonra baştan sonra başın üstü yok zaten. Başa çıkan atlar aynen. Her yarış başa koşar. Bizim rahvan atın özelliği de üst kategoriye çıkabilir ama alt kategoriye yenemez. Ne yaparsa yapsın diskalifiye olur ama. Diskalifiye olabilir ama alt kategoriye yenemez. Atıyorum sen atını yazdırabilirsin büyük ortaya ama daha bir sonraki yarışta küçük ortaya yazdıramazsın. Diskalifiye oldun ama bir altta yarışamıyorsun. Yok, o çıktığın tabii, sınıfta o ligde kalıyorsun puan orada. Düşme yok. Yok. Yükselme var düşme yok. Ha, o da iyi. İyi bir şey aslında değil mi? Ya yoksa kötü bir şey mi? İyi bir şey. Öyle kötülüğü yok. Sonuçta kendini o seviyede kanıtlamış bir at bir kere. O sınıfa ulaşmış. Ya bir de şöyle bizim Rafan atının özelliğinde yani Rafan çılın. Atıyorum kendine güveniyorsun. Bayrak almadan da direkt üst kategoriye yazabilirsin. Ama yazdığın zaman bir daha düşüremiyorsun. Ondan yani sonra bitti atımı, o zaman. Bayrak almadan da direkt başa yazabilirim. Atıma güveniyorsam çok güveniyorsam ama bir daha düşüremezsin o kategoriden daha aşağı. O zaman başa böyle tırmana gelen atlar da o canımıza minnet diyecek. Evet işte bu mesela. Rakibin birini belki de elemek daha kolay olacak. Yani illaki. En üstte de şu an sen gidip hiç uğraşmadan direkt başa yarıştıracağım deyip ama başa yazdırabilirsin de kazanamadıktan sonra bir anlamı kalamıyor. Değil mi? Bu atın bu sefer geleceğini karartmış tabii oluyorsun. Tabii canım genç hayvanı başa yaz baş atları pişkin atlar oluyor. Peki böyle yazdırıp da Türkiye'de birinci olanlar var mı? Pat yazdırdı başa. Öyle. Başta da dereceye girdi. Var mı öyle bir yok. Şey? Olsa ne güzel olurmuş. Ya olsa güzel olur. Atın da geleceğiyle oynanıyor ya. Şimdi baş mesafesi de uzun olduğu için atın ömründen yemiş oluyor. Baş mesela 2400 metre koşuyor. Tempo koşusu. Pişkin atlar oluyor dediğimiz gibi 9 yaşında 10 yaşında genelde orta atlar kaç oluyor. Koşuyor mesela? Küçük orta dediğiniz. 1800 metre. Bir altı? Bir altı. Öyle 200 metre 200 metre düşüyor. Ha 200 düşüyor. Tabii baş atlar bir de pişkin oluyor. Evet, yani genelde atçılar bayrak ala alışmayı tercih ediyor. Yavaş yavaş değil mi? İllaki. Bu hiç bilmediğim bilgilerdi. Bunları da öğrenmek iyi oldu benim için. Tabii, tabii. Bu da senin İpek isimli atın. Evet kendimiz eğittik bunu. Sonra Gölcük'te bir eğitim aldı. Erol Boz ustamız eğitimini yaptı. Şimdi de kendimiz elimizde yarışa hazırız. İncilova'dan belki duymuşsundur Rafan Camiası'nda Türkiye'nin en iyi jokeylerinden Yaşar Şen var. Jokeyimiz de odur. Yaşar Şen'le yarışacak evet, o zaman. Onunla yarışıyor evet. Sen biniyor musun peki abi? Biz kendimiz idmanlarına biniyoruz. Tabii kendimiz de biniyoruz yarışlarda ama şimdi bu şimdi favori at olduğu için favori belli at, bir düzen jokey, içerisinde tabii, şey yapıyoruz. Biz hazırlıyoruz. Haftada bir mesela idmana götürüyoruz yarış sahasına. Evet kolaylıklar ondan diliyorum. Peki başka görmek istediğimiz at var mı? Ona da şöyle devam edelim. Evet. O atımızı da görelim. Ardından da eğer dediğim gibi eğer uygunluk varsa müsaitse bir şimdi bir tane atımıza da binelim hem sizin de bir deneyiminiz ben olsun. Ben de bir deneyimlemek isterim. Evet. Dedenin yanına mı geldik şimdi bu, yoksa bu ateş. Da buna da ateş bu da Bulgaristan'dan babam getirdi. 5 yaşında bu da. Bu da daha yeni geldi 2 ay oldu. Yavaş yavaş bunu da yarışlara hazırlıyoruz. Buna da yüksek cidagolu bir at diyebilir miyiz evet, yine? Evet yüksek 1.56 1.57 boyunda şu anda. Evet ortalama şöyle yanına geçtiğim evet, zaman iter atlar Bulgar atları böyle. Oyunu şöyle gösterecek olursam kralım. Evet şöyle görülebiliyor. Gayet büyük, gayet hoş bir atmış bu. Evet. Maşallah var. Ahlaklıdır. İşte yavaş yavaş bunları da hazırlıyoruz yarışlara. Bunu da tanımış olduk o zaman. Diyelim ve şimdi o zaman şimdi binimimize geçelim. Biniş kısmına geçelim. Evet. Sevgili arkadaşlar önce atımızın hazırlığı var. Ardından da bir rahvan at deneyimimiz olacak. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi geçelim.
Ve şimdi Yel'in isimli atımızın yanına geldik. Evet. Tekrardan bir şöyle yüzeysel bahsetmek ister misin? Belki izleyicilerimizin kafası karışmıştır. Birçok at tanıdık. Evet, Gürcistan'dan gelen atımız. Denizli Babadağ yarış ağasına vermiştik. Benim özellikle efsane bir fiziğe evet, sahip dediğim, çok hoşuma giden atlardan birisi. Evet, çok yakışıklı. Kalındığı yapısı olarak da çok güzel bir atımız. Biz nasıl anlaşacağız peki şimdi bununla? Siz üstüne binince anlaşacaksınız zaten. Öyle mi? Tabii. Üstüne binmeden sen zaten Bismillah değil mi? Bismillah desen. Evet, şöyle soluna geçelim atın öncelikle. Evet, atın solundan biniliyor. Ağzına bak. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Evet. Şöyle evet. Üzengilere de geçir ayağını. Dizgin sende. Evet. Yavaş yavaş. Bir bakayım. Şöyle bir yoklayalım. Koltuk ayarını bir... Otomatik mi bu? Otomatik. Şöyle bindik. Bırakalım. Sevgili arkadaşlar, Yel'in isimli atın üzerindeyim. Karakterini hiç bilmiyorum. Ama atın sahibinin dediğine göre uysal bir yapıya sahip dedi. Bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız. Şimdiye kadar attan hiç düşmedim. Belki böyle 50'ye yakın falan farklı atı deneyimleme şansım oldu. Bakalım bugün düşecek miyim? Deneyeceğiz şansımızı. Özellikle her videoda ısrarla söylediğim bir şey var. Birkaç tane böyle ustamızın, hocamızın öğrettiği bir şey. Ayağını şuradan tam ucundan, geçirme. Evet, üzengini tam geçirmeyeceksin. Çünkü Allah şöyle, korusun bir tökeze aldığın düşeceğin zaman ayakkabın çıkmaz, atla birlikte sürüklenir. Aynen, yani şunu yaptığınız yok, zaman yok, arkadaşlar çok hata. Tehlikeli. O yüzden mümkün olduğunca şöyle aynen, ayağınızı basın. Kolay kurtarabilecek, aynı zamanda da gücünüzü buradan alabilecek seviyede olmasında fayda var. Tabii gücünü ayaktan var. Alacaksın. Dediğin gibi de fazla sokmayacaksın ayağını üzengiye. Bunu peki şöyle mesela açı olarak mesela açı nasıl olarak, şu mudur? Yok, hafif daha geride. Evet, ayağını ata değdirmeden. Ayağın çünkü ata değdiği zaman at gitmek ister, komut istiyor. Doğru ayağında. Tabii şuraya dokunduğumuz zaman at hareket etmek ister. Eğitim çünkü ona göre veriliyor tabii canım, değil mi? Bir dakika üzengiyle. Şöyle istersen bir yavaş yavaş bir yürü. Olur, bir yürüyeyim şöyle bakayım ha. Bir. Biraz şu şey şuradan bağlamışız da sağ sol konusunda ben nasıl yönlendirme bizim, yapabilirim? Bu at zaten şöyle. Aynen. Biraz öne doğru şey yapıyor zaten, ya böyle. Evet. Aynen. Bizim atlarda ayar odur. Ha, ayar bu, yarışı, bu şekilde aynen, mi olur? Ben o zaman olsun. Biraz vücut pozisyonu da buna göre mi olacak? Evet, vücut pozisyonu biraz daha kendini öne yatırırsan. Ha, daha, öne yatırmalı evet. Bir şey yani. Evet, evet. Ha, onu bilmiyordum ben. Çünkü benim hani rahat biz şöyle bir tutmaya. Öyle geniş çift dizgin oluyor. Yani evet. Yarış atlarında yani tek dizgin daha rahat oluyor bizde. Evet. Kalın mı yoksa siz kendiniz ha, olur ben tutabilirim. Ayrıca sen al ipi. Rahvan attı ama şu şekilde duruyoruz. Tabii o zaman, ayaklarınızı değdirmiyorsunuz üzengiyle. Bel evet bel de şu şekilde. Rahvan atla ilgili de ilk kez bir tecrübe yaşamış oldum. Bir gidip geleyim o zaman tabii, şöyle tabii, bakayım gidin. Bir fazla şöyle. Fazla böyle bırakmayın da atı. Tamam. Bir ısınsın. Evet devam et. Yok. Gemini çok asılıyorsun ondan. Ha, asıldığım boş, için mi evet, yapıyor? Evet. Çok sen da boşluk birazcık bırakmayacaksın. Sen bak ya. İstersen aynen. Şöyle tut. At zaten şöyle. Kendisi gidip gelecek kendisi zaten gidip değil gelecek. Mi? Aynen. Tamam şöyle. Şu şekilde. Daha rahat tutarsın. Aynen. Tamam. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi bir durdurmayı deneyeceğim. Asıldığı zaman durur. Evet. Bunun direksiyonu çok yumuşak. Evet. Ben bu kadar şey beklemiyordum kolay alacağını. Bu kadar. Şimdi şöyle tekrardan bir deneyelim. Sağa çek. Aynen. Çok yumuşak bu, evet. Anında alıyor komutu, hiç şey yapmıyor, zorlamıyor. Çok akıllı lan sonu maşallah. Yavaş 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 yavaş. Aynen koş. Dur. Aferin. Evet. Şimdi dönelim şöyle. Gerçekten dediğim gibi çok yumuşak bir at. Evet. Yani yumuşak. Daha önce bindiğim atlarda mesela bunu çok sıkı tutmak gerekiyordu. Yoksa at ya kendisi bizim gitmek istiyordu. Bunu kendi haline bırakınca zaten aynen şey yapıyor. Bizim rahvan atlar genelde eğitim çok önemli olduğu için eğitime çok özen veriyoruz. En ufak bir sıkıntıda ağzında ağrı, acı olduğu zaman geme çok yüklenmeye başlar. Ağzındaki o kantarma dediğimiz aletin kalitesinden dolayı da mı kalitesi böyle her atın ayrıdır. Yani ağzındaki gem. Atına göre gem seçiyoruz. Yani gem çok önemli hatta. Yani altındaki suluğun bir ayarı bile bir atın rafan yapıp yapmamasına bak, şey olur. O kadar soner, o kadar milimetrik ki dizgini azıcık sağ sol yapınca anında komutu alıyor. Tabii tabii. Gerçekten en çok ufak şey yaptım çünkü yani. Çünkü eğitim çok önemli dediğim gibi yarışta evet da en ufak bir hatayı kabul etmiyor bizim rafan. Aynı zamanda ağzına da komut alıyor. Tabii tabii. Şey yapınca, tabii canım. Yapınca hemen şey yapıyor, aynen, hızlanmaya başlıyor. Gerçekten aynen benim için değişik bir deneyim oldu. Hani gönül isterdi ki böyle daha o rahvan rahvan şeklinde de koşturalım. Bekle. Dur bakalım. İsterseniz bir koş duralım. Görmek isterseniz. Böyle ufak bir deneyimlemek benim için hoş oldu. Daha fazla hem ata hata yaptırmadan hem de kendim aynen hata yapmadan şöyle üzerinden yine soldan evet iniyorum aynen aşağıya. Şimdi bir de ben bu atın rahvan koşuşunu görmek istiyorum. Üzerinde gerçek bir biniciyle. Tamam. Bir de onu izleyelim, izleyicilerimizle paylaşalım. Hatta ardından da videomuzun kapanışına tamam geçelim. Ayrıca fazla şey yapma. Şu az ileriden gel şöyle. Yavaş yavaş. Evet. At sahibine göre kişniyor şu an. Evet. Üstündeki binici. Evet, şu an
Bu Rahvan atımızın Rahvan koşuşunu görüyoruz değil mi? Evet, sanat yapıyor şu an. O sanat yaparken Soner de ayrı bir sanat yapıyor. Peşinden şöyle. Şöyle gelirken bir daha. Alican dön bir daha gel. Evet şu an dört nala değil tamamen Rahvan koşuş görüyoruz. Rahvan sağa giriyor şu an. Aa evet. Maşallah bu sefer çok iyi. Gerçekten. Soner sen de mi Rahvan gidiyorsun? Baba ne diyorsun atla ilgili? Süper bir şey ya bu var ya. Rahvan gidişi çok güzel değil mi? Sen ne diyorsun ya şakır şakır ötürüyor. Aynen maşallah. Gerçekten çok evet. Güzel. Benim herhalde bir kez daha gelecek bir defa, değil mi? Yeter artık. Şimdi bir de zemin sert olduğundan. Ha evet zemin tehlikeli bir zemin değil mi? Biraz daha yumuşak olacak. Yani onu da görmek, evet, deneyimlemeyi evet, çok isterim. Çok şöyle. Artık yine Rahvan pozisyonunda ama biraz yavaş, daha dozunu düşürdü, ağırlaştı. Evet. Soner sen oradayken ben de aynı zamanda burada biraz daha muhabbete devam ettim. Az ileride in istersen. Tamam. Dedik ve sevgili arkadaşlar atımızı uğurlarken bizi burada misafir eden İpek Besi Çiftliği'nin değerli personellerine ve sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Keyifli bir video oldu. Her zaman tekrardan beklerim. Rahvan'la ilgili kapsamlı bilgiler aldık. İnşallah çiftliğinizi tamamladığınız zaman bir bölümde büyükbaşlarla ilgili yapalım. Her zaman beklerim. Çok memnuniyet duyarız. Biz izleyicilerimizin de çok beğeneceğini düşünüyorum. İnşallah. Son kez söylemek istediğim bir şeyler var mı? Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz sevgimiz zaten bu ata sporumuz. Elimizden geldiği kadar da sürdürmeye çalışıyoruz. Besanemizde. Sevgili izleyicilerimizden de ricamız Alatürkiye YouTube kanalı olarak çıktığımız bu yolda bize destek olmaları olacaktır. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve görüşlerinizi olumlu veya olumsuz fark etmez yorumlar kısmında belirterek bize destek olabilirsiniz. Yorumlarınızın hepsini özenle okuyoruz çünkü biz. Ayrıca hobi bahçelerinizde evcil hayvanlarınız için bütün ihtiyaçlarınızı da Alatürkiye güvencesiyle Ala Pet Center'dan tedarik edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında Ala Pet Center'ın detaylarını yazmış olacağız. Yepyeni Alatürkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dedik Soner seni şöyle uğurlayalım istersen. We'll be right back.